Herkese merhaba Scroll TV izleyenleri, ben Kaan Arlı. Merhabalar, ben Enda Evet, Yıldız. yine bir inceleme ile karşınızdayız. Asus ZenBook serisinin UX305F model isimli Ultrabook bilgisayarını inceleyeceğiz. Kore işlemcisi ve Kore mimarisi ile dizayn edilmiş Evet, bir en büyük işlemciye sahip. farklardan biri o. Hemen detayları alalım senden. Evet, Intel'in Core platformunu kullanıyor. 5Y 10 model numaralı işlemci bu bilgisayar içerisinde yer almakta. İşlemcinin frekansı 800 MHz ile 2 GHz'e kadar değişebilmekte. Çok geniş bir aralık aslında. Evet, fansız olduğu için turbo hızları yüksek ama daha sonra uzun soluklu hareketlerde, işlemlerde performans biraz geriliyor. 4 GB sistem belleğimiz var. 256 GB SSD'miz var. 13.3 inçlik 3200x1800 3K ekran En Kd farklı setinde. noktalardan biri de bu. Evet, farklı noktalardan biri bu. Webcam'imiz var ön tarafta bir tane. 1.2 kilo ağırlığımız var. 12.3 mm cihazın toplam kalınlığı ve aynı zamanda içerisinde 45 watt saatlik bir pil kapasitesi bulunuyor. Evet, teknik anlamda Core platformunun standartlarını Evet. aslında tamamen karşılamış olan, ki bence çözünürlük tarafında da o standartların üstüne çıkmış bir Bilgisayar. donanımla karşı karşıyayız. Ama ZenBook serisinde Full HD ekranlı modeller de var sonuçta, değil mi? Evet. Bu cihazın bir de aynı zamanda Full HD panelli, dokunmatik desteği olan, ki bu yüksek çözünürlüklü versiyon için de aynı şey geçerli. Farklı varyasyonları var. Evet, tasarım tarafını hemen Evet. geçelim istiyorsan hızlıca. Son derece şık bir tasarım var. Ben ilk önce Çok. bununla başlamak Kesinlikle. istiyorum. Gunmetal dediğimiz silah metali renginde bir renge sahip kasa ve Asus'un klasik haline gelmiş fırçalanmış kapak dizaynı mevcut. Hani ışık yansımaları falan çok Dalga tatlı. dalga bu hani Aynen yayılan öyle. efekt. Çok çok güzel bir görüntü sağlıyor ki hani Asus bu tasarım tarafında güzel işler çıkartıyor. Bunun dışında son derece ince bir cihaz. Fan yok. Evet, en büyük özelliği fansız Fansız olması ve olması. soğutma sisteminde ihtiyacı duymadığından soğutucu kasası olduğu için cihazın ince yapılabilmiş. 12.3 mm demin dediğimiz gibi. Hafif. Hafif 1.2 kilo. Yine bu boyuttaki bir cihaz için çok iyi bir mobilite sunuyor. Ayrıca 13.3 inçlik ekranın çözünürlükle birlikte aslında mat oluşu da bence güzel bir Doğru. artı. Ben Sonuçta çok parlak ekranları çok ben de sevmiyoruz. sevmiyorum. Hani böyle dışarıda kullandığın zaman o güneş yansıması, işte görmek istediğin şey değil de sürekli kendini Evet. veya arkanı görüyorsun. O açıdan bence mat ekran tercihi güzel bir seçenek olmuş. Ayrıca ekranın hemen üstünde kameranın yan tarafında bir de sensör mevcut. Bu da otomatik aydınlatma, ortam ışığına göre aydınlatma sağlıyor. Ben klavyeden biraz bahsetmek istiyorum. Klavyeyi çok beğendim. Hani klavyenin baskı hissiyatı güzel. Kullanırken hani böyle basıyor mu basmıyor mu ayrımını çok rahat Rahat anlıyorsun, yapabiliyorsun. Ama şöyle ufak bir sıkıntımız var. Ufak bir tuş, çünkü sıkıntı da bir anda oradan geliyor. Güç tuşu klavyenin en sağ tarafında, backspace tuşun hemen üstünde. evet. Yazı yazarken Bir şey, hatalı bilgisayar evet. kapatma ihtimali var. Bir şey sileceğim diye komple bilgisayarı kapatabiliyorsunuz. Onun power tuşunun yeri gerçekten biraz şey olmuş. Daha ayrı bir yerde olsaymış, kendisini daha belli edecek şekilde olsaymış iyi olmuş. Çünkü burada bir şu şekliyle herhangi bir klavyedeki tuştan bir farkı yok. Tabii canım, ya küçücük bir ışığı var. Aynen. Bu Kenarında arada küçük bir ışığı var. Işıktan bahsetmişken şunu belirtelim. Bu cihazın en büyük eksisi bence böyle şık, janti bir cihazda klavye aydınlatmasının olmaması. ya evet, o çok kötü olmuş gerçekten. Hani power tuşuna, ya hepsini aydınlat, power tuşu karanlık kalsın abi. Zaten çünkü yanlış yerde. Hani bence yanlış yerde. Bu kasanın hani şimdi tamam çok ince diyoruz, nereye koyacaksın diyoruz bilmem, ama hani yan taraftaki sağ ve soldaki girişlere baktığın zaman 3 tane USB, işte micro Ya, tam boyutta HDMI, SD kart kulaklık, SD kart okuyucu bile var. okuyucu. Bunu Hani yer bulduktan sonra power tuşuna da değil mi? Bu yerlerde yap yer. abi, küçücük bir tane şey yap yani, yuvarlak bir buton yap. Onu klavyeden ayır ki mesela işte insert ve delete tuşunu da daha büyük hale getirebilir misin mesela? Yani bakıyorum da yani yan yana. Hani üstteki sıralamayı bozmamak için yapılmış olabilir ama bence olmamış yani orada. Evet, çok yani o kadar el altında olan bir tuşun yanına koymasalardı daha iyiydi. Aynen böyle, Hani düşünsene gidip bir şey yazıyorsun. İki satır, iki tane üç tane harf sileceğim diye basarken hani tık F6 ile F7 arasına falan koysalardı bari F'leri iki bilgisayarı bloğa ayırıp en azından daha az el altında olurdu diye düşünüyorum ben ya. açıkçası. Evet yani olabilirmiş ama bence kasa yanları da gayet idealmiş. Ya da yanlış yazmayacaksın. Ya aynen, yanlış yazmayacaksın. Şimdi tuş dizilimi bence, yani tuşlar bunun dışında gayet Gayet iyi. iyi. Kesinlikle çok. Hani kolay kavranabiliyor. Kullanımı Yer çok rahat klavyenin. aynen, yani yerler konusunda bir sıkıntı yok. Touchpad'e biraz değinmek lazım. Touchpad'in boyutu bence bilgisayarın kasa boyutuyla çok güzel orantılanmış. Katılıyorum. Ama performans tarafında böyle bir sıkıntısı var Değil mi? sanki ya. Ya Ben de ekran onu... çözünürlüğünden kaynaklı. Hani hareketinizi böyle biraz geç algılıyor Değil mi? gibi. Ben de onu fark ettim. Asus son dönemde aslında bu dokunmatik panel olayına çok şey yaptı. Eğildi. Çünkü kullanıcı deneyimine, çünkü orada yarıştığın rakip kim?
Apple MacBook'lardaki aynen. işte biliyorsun abi yağ touch gibi. Pad'i. Yağ gibi. Şimdi onunla bir şekilde rekabet edebilmek için kendileri işin içerisine adım atmaya başladılar. Sürücüleri kendileri yazmaya başladılar. O dönemden bu yana bayağı bir gelişme var işte. Çift parmak hareketleri, kaydırmalar vesaire her şey gayet güzel yapılabiliyor ama senin dediğin o gecikme sorununu ben de yaşadım. Özellikle böyle ufak hassas hareketlerde bir olmuyor. Türlü şey yapamıyorsun. Tutturamıyorsun. Büyük ihtimalle bir sürücü güncellemesi vesaire ister. Onunla beraber böyle yağ gibi akacak bir hale gelebileceğini düşünüyorum. Bir de üzerindeki alan, yüzey sanki biraz parmağını gezdirmeye çok da müsait değilmiş gibi. Yani biraz böyle parmağını tutuyormuş gibi hissettiriyor insana. Bir de çok fazla parmak izi belli ediyor. Evet, fazla parmak izi belli bırakıyor dediğin gibi. Yalnız şöyle bir güzellik var. Hani klavye tarafında bir ışıklandırma olmadığı için haliyle touchpad tarafına da bir aydınlatma gelmiyor. Ama normal yüzeyden böyle bir yarım santim belki daha da kısa bir ölçekle biraz daha çukurda olduğu için hani touchpad'i böyle gece kaybetme ihtimali yok. Çünkü hani boyutu da büyük bir de. Baktığın zaman kasayla touchpad tarafındaki algı hassasiyeti neredeyse aynı. Evet, çok yakın birbirine. Hani gerçekten inanılmaz yakın ve hani şu aradaki ayraç olmasa belki de gece böyle olmayan bir yerde elini gezdireceksin. Nerede bu touchpad diye. Nerede bu touchpad diye. Ama hani tasarım tarafında benim için en ciddi sıkıntı klavyenin aydınlatılmamış olması. İkincisi ise güç tuşunun aynen. yeri bence çok kötü ve klavyedeki hani böyle şey gibi sanki uyuzluğuna yapılmış gibi böyle ışığı olan tek buton güç tuşu. Hani yan tarafı alınsa daha iyi olurmuş. Bunun dışında işte giriş çıkışlardan bahsettik. USB girişleri, evet, micro tane HDMI. Ethernet portu yok. Yok ama kutudan ekstra bir harici adaptörle çıkıyor. Onu belirtelim. Ha, bizim test örneğinde çıkmadı ama biliyoruz yani kutunun içerisinde böyle bir şey var. Ethernet bağlantısı için adaptör aramak zorunda micro değilsiniz. Micro HDMI için de olsaymış keşke. Evet, micro HDMI için de olsa güzel olur. İyi bence bir jest olurmuş kutu içeriğinde. Bence çok çok tatlı olurmuş yani en azından. Yani şimdi işin yoksa şöyle bir cihazı dünyanın parasını veriyorsun. Bir de gidip ondan sonra micro HDMI şey arıyorsun, dönüştürücü i̇şte buna arıyorsun. O kadar para veren insan herhalde bir micro HDMI dönüştürücüye 100 lira mı verir diye onun son 100 lirasını da almayı düşünmüş olabilir yani Tayvanlı arkadaşlarımız. Yani şaka olabilir, bir yana. Bilmiyorum. Yani güzel bir jest olurmuş hakikaten. Tasarım tarafında son söyleyeceklerimiz arka kapakta iki tane küçük evet. dil var. Yani böyle çıkıntı var. Takoz diyelim plastik. Takoz diyelim. Ya tam plastik gibi de değil, sert plastik aslında. Evet. Hani böyle lastik gibi değil. Yok lastik yani kauçuk gibi değil. Daha değil. Sert bir malzemeden aynen, yapılmış. Sert bir plastik. Bunun mantığı şu. Cihazı açtığın zaman şöyle. Arka ayaklardan bu ayakların üzerine geçiyor cihaz ve o çok bahsettiğim az işlemcinin bulunduğu tam orta bölüm şurası yükselmeye başlıyor. Bu sayede de hava akışı işte kriko biraz daha benim. Şey aynen kriko gibi ama şöyle bir sıkıntısı var şimdi. Bunu düz masaya koydun eyvallah hiçbir sıkıntısı yok. Hani biraz daha böyle yüzeyi bozuk bir yere koymak istesen şey yapsan o ayaklar görevlerini tam yerine getirmemeye başlıyor ve o ayaklar görevini yerine getirmediği zaman da dizüstü bilgisayar direkt panelin çerçevesine oturuyor. Bu da panelin çerçevesindeki deformasyonlara yol açabiliyor ki bizim test örneğimizin de kenarında var böyle bir boyayı biraz yemiş. Büyük ihtimalle hani açtığında başka bir yere temas etti. Düz olmayan bir zemin üzerindeydi vesaire. Orada bu ufak deformasyonları görebiliyorsun. Son olarak cihazdaki hoparlör seçenekleri. Evet. Hoparlörler kasanın altıyla yan taraflarına gelen kavis taraflarında kıvrımlarında var iki tarafta da. Ya bilmiyorum. Sesi böyle mesela şu düzenekte kullanırken sesi zemine yansıtıp zeminden ekolu bir şekilde veriyor. Evet. Ama onun yerine mesela şunu yapabilirlermiş. Yani şu öndeki alan mesela boş. Buradaki yere doğrudan kullanıcının göreceği şekilde cepheden verseler daha güzel bir seçenek olurmuş. Ama bunlar çok ufak tefek Evet. şeyler. Tasarımın ne kadar güzel olduğu konusunu kesinlikle değiştirmiyor. Çok ciddi bir eksi klavyede ışıklandırma yok. Evet. O konuda yani bunun dışında benim çok da eleştireceğim bir şey yok tasarım tarafında. Bir şey yok kesinlikle. Performans tarafına geçelim istiyorsan. Performans tarafına geçelim. Şimdi Coren platformu fansız dedik 4.5 watt dedik. Doğal olarak düşük bir bütçeyle, güç bütçesiyle çalışıyor ama buna rağmen birçok noktada performansı iyi. Birkaç hemen test gerçekleştirdik. Onların da sonuçlarını sizlerle paylaşalım. Cinebench uygulaması mesela işlemci testinden 155-156 civarında bir Cinebench puanı alabiliyor. OpenGL tarafına baktığımızda 18 kare saniye civarında hızlar. İşlemci performansı konusunda farklı bir testi Handbrake'de yaptık. 140 MB'lık bir H265 dosyayı H264'e çevirdik. Yaklaşık 10 dakika gibi bir sürede 20 megabitte çevirdi. Aynı çevirmeyi PC ile yaptığımızda mesela bir 4770S işlemcisiyle yaptığımızda 2 dakikada bitirebiliyor. Tabii şimdi o 4 çekirdekli işlemci 3-4 GHz'lere kadar çıkıyor vesaire derken ısınma potansiyeli tabii, daha yüksek. Esnekliği daha 65-70 yüksek. 65-70 watt TDP'si var. Onun her şeyi göz önünde bulundurup bunu lineer olarak ölçeklendirdiğimizde
Core'in daha verimli çalıştığını zaten net bir şekilde görebiliyoruz. Tabi lineer çok fazla ölçeklenmiyor ama yakın bir seviyede ölçeklendiğini düşünsek bile yine Core'in daha avantajlı kalıyor. Bunun dışında PC Max 8'den de OpenCL destekli testte 2050 civarında puan alabiliyor ki iyi puanlar bunlar. 3D Mark vesaire puanların düşük olmasının en büyük sebebi de ekran çözünürlüğünün yüksek olması. E tabi şimdi ama bunlarla birlikte de aslında kullanım senaryosu ufak ufak böyle daralıyor. Olması gereken yola doğru böyle bir hunden geçip finale doğru gidiyor. Kullanım senaryolarından, koşullarından biraz bahsetmek lazım. Tamamıyla bence gündelik işlerini halledebileceğin, aynen, web deneyimini çok, ki 3K ekranda da web deneyim çok güzel olacaktır. İşte ofis dokümanları, büyük Excel dokümanları falan muazzam görüntülersin yani. Hani Full HD çok iyi derken bu konuda bence 3K'da hani onu unutturacak bir deneyim sunacaktır. Bunun dışında da multimedya içerikleri aynen tarafında işte tüketim ağırlıklı. Aynen, tüketim değil ağırlıklı diyelim. Aynen. Üretim tarafında çok fazla bir şey yapmaya gerek yok ama dediğin gibi içerik ve bilgi tüketme tarafında gayet iyi ki bu kadar hafif bir cihazı istediğin yere al götür. Aynen. Tasarımı da çok güzel. Hani al bir masaya koy, yaptığın zaman hani böyle şey yaparsın, cihazınla gurur duyabileceğin, hı-hı, bir tasarıma sahip aldığın cihazla birlikte. Ama oyun tarafına geldiğin zaman yani sen oyun tarafıyla bu tarz cihazlara haksızlık etmeye gerek yok. Gerek yok. Hani biz Asphalt 8 ile Modern Combat 5'i denedik. 3K'da onlar bile yavaş çalışıyor. Yavaş çalıştı. Hani böyle oynanıyor, tamam. Oynanıyor ama hani akmıyor oyun. İşte ne bileyim. Ya şöyle düşün. İşte Asphalt 8'de o yüksek hızlarla giderken böyle birkaç saniye, bir saniye sonra ne yapacağına böyle kafa karışıklığı yaşayacak kadar zaman mı oluyor, evet, hani böyle düşünüp taşınıyorsun, şuraya basayım da şuradan geçeyim diye. Nitro'ya mı bassam, el freni mi çeksem, el freni mi bassam, hani bazen o kadar hani şey oluyor ki sana yavaşlık veriyor ki yarışları kaybetmeme şansın yok. Çünkü hakikaten işte şuradan dönecek falan. Hesap yapa yapa hesap yapıyorsun. O benim rampadan uçup adamın üstüne düşürsem de hani böyle çok hesap yoktu aslında orada ama biraz böyle oradan zıplamayı düşündüm yani hani, hı-hı, belki böyle bir şey olur diye. Modern Combat 5'te de bu oyunlarda bir de grafik ayarları çözünürlüğü değiştiremiyorsun. Çözünürlüğü değiştiremiyorsun. Tamam 3K'da açmıyor ama upscale ediyor sonuçta. Yoruyor yani. Eğer oyun oynayacağım derseniz de mesela bir League of Legends, Dota 2 gibi oyunları 720p işte 1600x900 çözünürlükte orta şeker ayarlarda 30-35 kare saniye civarında oynayabiliyorsun. Bu dizüstü bilgisayarın işte Asus'un burada ön plana çıkardığı bir şey var. Fansız olduğu için termal bütçesi biraz daha geniş. Yani Asus bu işlemcinin biraz daha ısınmasına izin vermiş durumda. Hı hı. 80 derecelere kadar çıkabiliyor ki biz zaten notebooklarda 80-90 dereceleri çok gördük. Notebook işlemcisi her zaman sıcak çalışır. Böyle olduğu zaman da ister istemez yüksek frekanslarını, turbo frekanslarını daha uzun süre koruyabiliyor. Oyunlardaki bir oyun oynadığında yarım saat, bir saat oynuyorsun. İşte stabil bir FPS almanın önünü açıyor. Diğer Core'li cihazlarda arkadaşlar internetten de bakabilirler. Termal bütçe daha az olduğu için mesela 60 derecelerde gezdiği, hı-hı, için işlemci, üzerine çıkmasına izin vermediği için dizüstü bilgisayar üreticisi daha agresif bir şekilde frekanslarını düşürmek zorunda kalıyor. Asus burada biraz daha işte kullanıcıya sıcaklık yansıtarak performansı da üst düzeyde tutmaya başarmış. Kasa malzemesine falan çok güvenmişler. Evet, zaten tam şu orta bölgeye sunuyor, onu söyleyelim. Hı-hı. Hani şu kolunu bileğini koyduğunda yerlerde herhangi bir sıcaklık fark etmiyor. Touchpad'de var mı abi, sen bana yok, söyle. Yok, touchpad'de de klavyede de yok. Isınmayı hissetmek istiyorsan cihazın altını orta taraftan elleyeceksin. Orada görüyorsun sıcak yani cihaz. Ama kucakta vesaire tam boşluğa giren yer olduğu için çok fazla insanı rahatsız eden bir sıcaklığı yok. Zaten kullanım hani, noktalarına da yansımıyor bu sıcaklık. Zaten hani bahsettiğimiz kullanım senaryoları içinde de cihazı 80 derecelere, 70 derecelere çıkartmak zor olacaktır. Ya işte hani test programlarını açıp aynen uzun sürelerde şey yaparsın. Aynen öyle. Pil ömründe istiyorsan evet, son pil ömrünü konuşalım. Ondan sonra da toparlayalım. Evet, 45 watt saatlik bir pil olduğundan bahsetmiştik. Cihazın kullanım senaryosuna göre düşünecek olursak 5,5-6 saat internet, işte hafif video izleyeyim, müzik dinleyeyim tarzında kullanımlarda cihazı kullanabiliyorsun 6 saat civarında. PC Mark 8'in güç testini yaptığımızda o biraz daha karışık iş yüklerini kullanıyor. 3 saat 45 dakika gibi bir sürede pili tamamladı, pili bitirdi. Bence gayet yine iyi bir cihaz süre anlamında, pil süresi anlamında. Kimi insanlar çok uzun sürelerde dışarıda kullandığı için belki onlara yetersiz gelebilir ama ortalamaya baktığımızda, dizüstü bilgisayar kullanıcıların sahip olduğu pil süresi ortalamaya baktığımızda bu cihaz yine üstte kalıyor. Yani şimdi evet 4,5-5 saat, 3,5 saat gibi süreler bile hani tutup da bir yerde çıkıp böyle ofis işlerine mi ilgilenirsin, benchmark mı yaparsın yani hani düşünsene böyle etrafında fiş yok, şarj edebileceğin bir imkanı yok, hadi şunun benchmark yapabilip zaten bataryayı perişan etmezsin. Ve bunun dışında işte bahsettiğim işte web'e girme, işte birkaç sosyal ağa girip bakma, işte ofis dokümanlarını, maillerini okuyup işte yanıtlama gibi işler için bence çok çok iyi bir batarya süresi.
Ama dediğimiz gibi oyun tarafına çok fazla girmeye gerek yok bu cihazda. Ama senin bahsettiğin güzel bir şey vardı, Steam. Evet. Steam mesela, Steam'in ev içi yayın servisini kullanacaksan koyarsın İdare. Kucağına dizüstü bilgisayarı. Bu modelde AC, üst seviye modelde AC desteği de var. Hızlı bir Wi-Fi varsa 5 GHz AC'den bağlanırsan hani evde güçlü PC'den oyunda çalışırken Steam'den de yattığın yerden rahat rahat keyfine bakarak oyun oynayabilirsin. Ama dediğimiz gibi bunlar ekstra senaryolar. Tabii ekstra senaryolar. Yani cihazın hakkını vermek için kullanmanız gereken şeyler, daha doğrusu kullanmamanız gereken şeyler oyun tarafları. Aynen. Hani arcade oyunlar olur, casual ufak tefek tabii oyunlar, ki, tabii. Onları oynamayın demiyoruz. Ama böyle grafik yoğunluklu, işte ne bileyim multiplayer'ı... Crysis açar mı kanka bilgisayarı değil. Call of Duty oynar mı falan, kesinlikle oynamaz. Hani o tarz şeylerle birlikte bu cihazın da hakkını yemiş oluyorsunuz. Evet, tabii. Sadece bu cihazın değil. Koremli bütün cihazları biraz böyle hani hırpalamış, hor kullanmış oluyorsunuz. Son olarak fiyatına değinelim. Evet, fiyatı... Ondan sonra da kapatalım. İşimize bakalım. Evet. Cihazın şimdi yurt dışı fiyatına bakacak olursak giriş seviyesi model için yani bu 5Y10 işlemci, 8 GB bellek ve 256 GB SSD için ki bazı ülkelerde 128 GB da olabiliyor depolama seçeneği. $700 başlangıç fiyatı var. Bence böyle platform için şahane. İşte yurt dışı fiyatları. Yurt dışında çünkü bu cihazı ne işte neyin karşısına koyacaksın? MacBook Air. MacBook'un karşısında biraz belki adaletsiz olur. 12 inç vesaire. Yani tamam aynı platformu kullanıyorlar ama boyut ve içerik oluşturma anlamında MacBook Air'a daha yakın bir cihaz. Boyutlar, ağırlık vesaire. Onunla kıyaslandığında uygun fiyatta kalıyor ama Türkiye'deki fiyata bakacak olursak ki bir de şöyle bir değişiklik var. Bizdeki model 4 GB. Yani 8'den orada bir kırpma yaşanmış. Yarı yarıya. Panel çözünürlüğü yükselmiş Full HD'den 3K'ya. Türkiye'deki fiyatta 2750-2800 çok lira. Çok abi civar. Ya. Biraz niş bir ürün. Evet. Ya çok, bilmiyorum bence çok. Hani baktığın zaman doğru, 2800 çok. Lira biraz fazla. En azından ya kullanım senaryosunu düşündüğünde bir dar bir senaryo var. Çok fazla şey yapamayacağın standart bir üstü bilgisayara kıyasla. Tamam harika bir mobilite sunuyor. Eyvallah. Ona bir diyecek bir şeyimiz yok ama niş ürün işte dediğimiz gibi herkese hitap eden ürün değil, parası olan adama hitap eden ürün. Parası olan adam da alır keyfine bakar. Onda bir sıkıntı yok. Ya da yok. Alternatiflere yönelir işte başka yani. Bir şekilde ama açıkçası mesela ben 2800 lirayla bir gaming makine ya da i̇şte gaming'e tamamen. Yakın bir makineye yürümeyi tercih ederim. O günde 10 saat dışarıdaysan o sürekli mail cevaplıyorsan yok, bir şey yapıyorsan şey da değil. Yani bu gerçi şeyi hatırla ben MSI'nin o neydi? Asus G74 SX modelini sırtımda taşıdım ama kaç ay. 6 kiloluk makine. Lamborghini kasayı hatırlıyorsun değil mi? Evet hatırlıyorum. Yani... Ondan sonra belim vardı diye geziyordun. Evet, bel sıkıntısı çekmemek için arkadaşlar. Aynen. Sağlığınızı korumak için hafif bilgisayar alacaksınız. Kesinlikle 6 kiloluk bilgisayarla fuar gezmeyin yani. Yok. Kesinlikle. Onu ben yaptım. Yandım yani. Evet. Son olarak ben son cümlelerimi söyleyeceğim. Tasarımı çok inanılmaz beğendim. Gerçekten müthiş bir tasarım var. Benim için önemli şey mat ekran. Bir dizüstü bilgisayarda olması gereken mat ekranı var. Olması gerekip de cihazda olmayan aydınlatma, klavyede aydınlatmıyor. Bence çok büyük eksiklik. Bu kadar ince bir cihazda bu kadar giriş çıkış portunun olması bence güzel. Güzel bir artı. Çok, evet. Çok iyi bir olay. Bir de micro HDMI adaptörü koysalarmış tadından yani, yenmezmiş. Evet o zaman baldök yalı olurmuş. Aynen çok güzel bir cihaz. Evet, amacı aynen yani para sıkıntısı olmayıp amacınıza hitap edecekse bu cihazı alabilirsiniz. Yani çok oyun biri. Hardcore oyuncu kafasında değilseniz hadi arada bir iki oyun atarım işte Facebook oyunları oynarım falan diyorsanız kesinlikle alınabilecek aynen. Modellerden biri. Evet. Toparlayalım aslında. Söyleyeceklerimizi, yorumlarımızı yapmış olduk. Cihazı genel olarak beğendik. Fiyatı işte herkese hitap etmiyor. Bu bir gerçek. Onun dışında fazla söyleyebilecek bir şey yok arkadaşlar. Bizden şimdi bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.